akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar herkese. İyi akşamlar herkese efendim. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Son mintanında sırtında aralık. Evet, şimdi Vedat Başaran'ın da bağlanmasını becerirsek bir sıkıntımız kalmayacak. Evet. Herkese iyi akşamlar. Yani kitabını görüyoruz ama seni görmüyoruz Vedat. Ya beni niye görmüyorsun? Ters çeviremedim kamerayı. Kamerayı ters çeviremedim ha. Kamera ters galiba. Şimdi tamam. Güzel yüzünü gördüm. Şimdi biraz müziği dinleyelim. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar Cihan. İyi akşamlar. Efendim herkese iyi akşamlar. Hoş geldiniz. Vedat hoş geldin. Efendim, hoş yoğun bulduk. Bir hafta geçti benim için. Herkes için muhakkak yoğun geçmiştir. Fakat iki tane önemli konu var. Onları bir paylaşmak isterim. Birincisi, geçen hafta Ankara'daydık 3 gün. Birinci arkeoloji şurası vardı. Şu açıdan önemli. Duyduğunuz üzere birinci. Ve seneler sonra birçok çabadan geçtikten sonra Türkiye'de ilk defa Türk Arkeoloji Enstitüsü kuruldu. Biraz kıyaslamanız açısından söyleyeyim. İlk arkeoloji enstitüsü Avrupa'da, Avusturya'da kuruldu. Ve 1800'lerin sonunda kuruldu, 1880. İşte Alman Arkeoloji Enstitüsü geldi arkasından. Biz biraz bu konuda geç kaldık. Fakat geleceği tasarlamak açısından önemli. 11 tane komisyon vardı. Son 6 ayda çalışmalarını yaptı. Ben de turizm ve tanıtım komisyonundaydım. İyi çalışmalar yaptık Edibe Sözen hocamın liderliğinde. Türk Arkeoloji Enstitüsü'nün şu anda takım lideri Nevzat Çevik hocam. 2-3 hafta önce sohbet yapmıştık. Güzel, olumlu bir şura geçti. Hayırlı oldu. İnşallah gelecekte bu yumuşak güç oluşmasında çok daha hareketli, çok daha önemli bir rol ediniriz. İkincisi, arkasından Konya'ya geçtim. 3 gün Konya'daydım. Sık sık Konya'ya gidiyorum. Çünkü orada Karatay Belediyesi ile önemli bir proje götürüyoruz. Çok yakında da açıklayacağız. Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca'ya da buradan tekrar selamlar. Çok muhteşem bir ev sahipliği gösterdi. Orada gezintilerimizin içerisinde dün Beyşehir vardı. Beyşehir'den dere bucağı geçtik. Lütfen hani Beyşehir'i Türkiye'nin büyük göllerinden biri olarak çoğumuz biliyoruz. Selçukluların orada en önemli ahşap camisi, Eşrefoğlu Camii olduğunu biliyoruz. Ama bir de oradan Derebucak kasabasına geçtik. Derebucak kasabasına gitmediyseniz, Konya'ya giderseniz muhakkak gidin. Ufak bir İsviçre, ufak bir Avusturya ve mağaralarla donatılmış. Buradan da Ahmet Kına başkanıma çok çok teşekkür ederiz. Muhteşem bir gezi oldu. İşte Balatini mağarasını gezdik, Çamlık mağaralarını gezdik. Gerçekten mağara deyip geçmeyin.
1,8 2 kilometre uzunluğunda. Yani çok güzel bir deneyim. Ama bu akşam sevgili Vedat Başaran bizle beraber Anadolu'nun son haftalarda uygarlıklarıyla ilgili çok güzel söyleşiler yaptık. Önümüzdeki haftalarda devam edeceğiz. Ama arada bir Anadolu lezzetleri durağı yapalım dedik. Burada da Vedat Başaran'ı davet etmemin ana sebebi sanki Türk mutfağını, Anadolu mutfağını çok iyi biliyormuşuz gibi. Ancak tam biliyor muyuz, bilmiyor muyuz? Onları tartışacağız Vedat Başaran'la. Bir de bu işte Anadolu lezzetleri, Anadolu mutfağı. Peki Anadolu mutfağı ne demek? Niye biz bir türlü marka olamadık? Nasıl marka olacağız? Son dönemde arka arkaya çok önemli şeflerimiz yetişiyor. Bugün gördüm Miami'de bir Türk lokantası Michelin yıldızı almış. Yakın zamanda Michelin Türkiye'ye de geldi. Önümüzdeki dönemde Türkiye'de de puanlar verecek, yıldızlar verecek. Bunları hep konuşacağız ama bugünkü maksadım bir Anadolu lezzetlerini, Anadolu mutfağını, bu konunun bence en önemli insanlarından birisi. En önemli insan demek istemiyorum, başkalarına haksızlık olmasın diye. Bence en önemli insan. Onunla bunları bir konuşalım istiyorum. Vedat hoş geldin, nasılsın? Hoş bulduk, vallahi iyiyim ama birden hedef tahtasına koydun, beni tepeye koydun. Ya hayatımız hedef tahtası olmakla geçiyor. Böyle tatlı hedef tahtası olmak. Eksik olma bunları. Bir sorum, bu Anadolu mutfağıyla ne kastediliyor? Anadolu lezzetleriyle ne kastediliyor? Burada bir fikir karmaşası varmış gibi var, geliyor bana. Var. Şuradan bir başlayalım, buradan bir giriş yapalım. Çünkü bugünkü konumuz Anadolu mutfağı, Anadolu lezzetleri. Ama önce bir şunun bir tanımıyla, tarifiyle başlayalım. Çok teşekkür ederim her şeyden önce şahsıma yönelik yorumlarından dolayı. Ama her şeyden önce sen sektörümüzün en önemli insanlarından birisin. Sürekli bir şekilde sektörümüze çığır açan, hedefler koyan birisin. Onun için tabii yıllara dayanan, yani bizleri bir araya getiren bu güzel hedefleri çizilmiş ortamları hazırlamandan kaynaklanıyor. Bu nedenle bugüne kadar yaptığın ve bundan sonra yapacakların için şimdiden çok teşekkür ediyorum. Çünkü vizyon önemli, vizyon önemli, vizyoner olmak önemli. Özellikle ülkemizde bu çok önemli. Çok önemli değerleri olan bir topraklarda bunları vizyoner bir şekilde ortaya koymak, tasarlamak son derece önemli. İnşallah senin gibi insanların da gelecekte çokluğuna dua edelim. Ülkemizin buna çok ihtiyacı var. Hep beraber. Herkesin katkısı var. Hep beraber. Evet, geleceği çok daha iyi tasarlanacağımıza inancım çok yüksek benim. Evet. O nedenle ayrıca da çok teşekkür ederim bir büyüğümüz olarak. Şimdi yıllar önce 89-90 yılında biz Osmanlı Türk mutfağı araştırmalarıyla ilgili bir şef olarak, yani yurt dışından gelip, Türkiye'den yurt dışına gidip tekrardan Türkiye'ye dönüp de gastronomiyle ilgili meseleleri hep çalışırken kaynakları bulmaya çalıştık. Bu kaynakların içinde işte çoğu Osmanlıca yazılı kaynaklardı. 30 sene önce bu kadar çok kaynağımız yoktu. Ama 30 sene önce gerçekten büyük bir eksiklik vardı. Bir de kamuoyunda ve sektörümüzde de bir boşluk vardı. Sadece bizde değil, dünyada da gastronomiyle ilgili. Fransa'yı bir kenara koyuyorum. Tabii Fransa'yı bir kenara koyuyorum. Evet, onu bir kenara koyuyorum gerçekten. Çünkü onların hedefleri vardı. 1900'lü yıllarda festivaller düzenleyen, 1830'lu yıllarda gastronomi akademisi kuran bir ülke tabii. Onları bir ayrı kenara koymamız şart. Ama son diğer dünyanın diğer ülkelerine baktığımızda bizden çok farklı değillerdi. Gastronominin önemli olan kısmı tabii çok yaygınlaşınca biz de birazcık bir şef olarak, ya bizim kökümüz nedir? Büyük imparatorluklardan, kökenlerden geliyoruz. Hep bu medeniyetlerden, uygarlıklardan bahsediyoruz. Ama buna rağmen ortaya koyabileceğimiz mutfağın çok az kısmını ortaya koyduk.
veya güncelleyemedik. Hep bunları konuşuyorduk 30 yıl önce. Bunları yaptıktan sonra da işin kaynaklarına bakıyorduk. Çünkü belki payitaht İstanbul'du ama İstanbul'a gelen ürünlerin çoğu Osmanlı coğrafyasının birçok yerlerinden geliyor. Yani bugün elimizde olmayan topraklardan da geldiğini düşünüyoruz. Anadolu bunun en önemli kısımlarından birini oluşturuyor tabii ki. Yıllar içinde Türk mutfağına olan ilgi, daha doğrusu sizlerin ve diğer taraftan tur operatörlerinin ve müşterilerin gastronomiye olan ilgilerinden dolayı gittikleri bölgedeki yemeğe olan veya bölgesel yemeğe olan kültüre ve geleneklere meraklarının bir şekilde sergilenmesi gerektiği ihtiyaç olarak ortaya çıktı. Yani bu bir üründür netice olarak. Fakat bu ürünü oluşturacak bizim ülkemizdeki bu geleneksel kültürün ve ürün çeşidinin paketlenebilmesi son derece sıkıntılıydı ve hala da sıkıntılı olarak kabul edebiliriz. Şimdi İstanbul Neden bir bunun payitaht sebebi değil. ne Vedat? Bunun sebebi ne? Bunun sebebi şu, ben çok iyi hatırlıyorum. Seyahat ajantaları Anadolu'ya gittikleri zaman bir takım arkeolojik kazıları veya eserleri göstermeye çalıştıklarında en azından onların temel ihtiyaçlarını karşılayacak otel odasındaki tuvalet kağıdından tutun şeydeki restorandaki tuvaletlere kadar seyahat ajantaları, tur operatörleri bunlarla uğraşırlardı. Ama bunlar hani kısmen düzeltilebilirdi ama yemek kültürü bir anda düzeltilebilecek bir mesele değildi. Yani burada tur operatörlerine, seyahat ajantalarına ve rehberlere Türkiye'nin bence bir saygı duyması lazım. Çünkü bu Kesin. 30-40 yıllık 30-40 yıllık dönemde bunu sağladılar. Ama yemek kültürü öyle bir şey değildi. Bir anda yemek kültürünü paketlenecek hale getirmek çok kolay bir mesele değil. Bunun sebepleri var. Yani biz Osmanlı, İstanbul, işte Cumhuriyet İstanbul'u gibi kelimeleri kullanırken Ankara'yı ben bir kenara koymuyorum. Ankara gene benim gençliğimde, çocukluğumda çok özel yemeklerin çıkarıldığı oteller ve restoranların olduğu yıllardı gene 30-40 yıl önce. İzmir zaten böyle bir şehir. Ama Anadolu'nun diğer şehirlerinde açıkçası böyle çok öne çıkacak olan başlıca gastronomik değerleri şöyle söyleyeyim. Lezzet kriteri olarak vardı ama işletme, atmosfer, ortam gibi şeyler ancak şehir kulüpleri adı altında verilen yerlerde bunlar Ama olabiliyordu eğer Vedat, hatırlarsın. esnaf lokantaları, 80 senelik, 100 senelik esnaf lokantaları Evet. var Anadolu'da. Var. Var. Anadolu'da bunlar var. Doğru. Fakat esnaf lokantalarında şöyle bir şey var. Biz gastronomi dediğimiz zaman gastronomi hani klasik bir şey vardır ya tarladan sofraya dediğimiz bir şey vardır. Evet. Aslında tarladan sofra dediğimiz evlere giriyor Anadolu'da. Evlere Evet, girince çok güzel evlerdeki söyledin. kültür, evet evlere giriyor ilk önce. Bu evlere giren bu kültür maalesef halka ve restoran kültürüne yansıyamıyor. Esnaf Ama lokantasına da yansımıyor. em yemeğinin lokantaya dönüşmüş hali bizim esnaf lokantaları. Esnaf lokantası. Ama gene şöyle söyleyelim, esnaf lokantasında gene çok satanlar, çok koşanlar hep ön plana gelir. Ama ev yemeği öyle bir şey değildir. Ev yemeği pazarda, dükkanda, bahçesinde diyorum. Ben Yeşilköy'de doğdum, büyüdüm. Biz birçok şeyi İstanbul'da havalimanının, eski havalimanının olduğu bahçede yetiştirdiğimizi hatırlıyorum. Yani tavuklarımızı hatırlıyorum. Sebzelerimizi, meyvelerimizi hatırlıyorum. Yani İstanbul'dan bahsediyorum. Anadolu'daki keza zaten kendi kendine üreten, kendi kendine tüketen bir kaynak var. Şimdi Anadolu'yu İstanbul'dan hani neden Anadolu lezzetleri diye bir kavram koyduk? Bu kavramda bir çelişkiler de var. Ben konuşmayı biraz da oraya sürükleyeyim senin sorduğun soruya göre. Evet. Bu İstanbul gastronomide bir anda öne çıkınca bir anda Anadolu lezzetleri, Anadolu mutfağı diye bir insanlarda bir karşı bir cephe oluşturur gibi bir anda böyle bir Anadolu mutfağı, Anadolu lezzetleri kavramı gelişti. Şimdi biz Anadolu lezzetleri dediğimizde aslında kırsal, özgün, kendi kaynağında var olan lezzetlerden bahsetmek istedik. Neden bunu ben söyledim? Çünkü İstanbul mutfağında diyelim ki kuzu göbeği mantarı veya İngilizcesi mori veya Fransızcası mori diyelim şeyde. Kuzu göbeği mantarı Anadolu'nun göbeğinde kırsal kesimde tüketilirken İstanbul işletmelerindeki lüks restoranlarda değil, otellere gelen yabancı aşçıların yani internasyonel aşçıların getirmiş olduğu menülerde İstanbul insanı orada gördü. Halbuki Anadolu insanları yüzyıllardır
Mori gibi birçok mantar türünü, kuzu göbeği diyelim ona biz, bunun gibi birçok mantar türünü köylerinde bir şekilde toparlayıp belki yumurtayla kızartıyor, belki bir şekilde yemeğine katarak yapıyor, belki soğanla kızartıyor, yapıyor. Bunların hepsini zaten Anadolu yapıyor. Fakat Anadolu bunları yaparken paketlemek için yapmıyor. Bunları yaşadığı coğrafyanın vermiş olduğu gıdaları değerlendirmek için yapıyor. Şöyle söyleyelim. Biz tuzu sadece sofra tuzu olarak bilirken İstanbul'da veya Ankara'da veya İzmir'de Anadolu tuz yaylaları, tuz mağaralarıyla doludur. Yani bugün Sivas'a gitseniz 20'nin üzerinde böyle tuz kaynakları olan yerler vardır. Fakat bir şekilde bizim tuzumuzu daha yeni paketlenir görüyoruz. İstanbul'a gelen bir takım markaları görüyoruz. Ama çok değil. Yani birkaç tane görüyoruz. Şimdi de bir taraftan da Himalaya tuzu kullanmaya başladık. Ha, Himalaya tuzu zaten yaygın bir şekilde geliyor burada. Fakat Tunceli'de çok güzel bir takım tuzlar çıktı. Sivas'ın da meşhur tuzları vardır. Şimdi İstanbul'da yaşayan Anadolu kökenli insanlara baktığımızda onlar evlerinde bunları tüketiyorlar. Ama restoranlara gittiğimizde bırakın tuzu, zeytinyağı bile 97 yılından sonra birazcık böyle ön plana çıkmaya başladı. Peki yani İstanbul'un... aşçılar mı bilmiyordu bu konuyu, yoksa endüstriyel bu ürünü mü bulamıyorlardı? Ya gidip yerinden almak diye bir kavram mı yoktu? Yani bunun da bir yani evet. Bunu yani kimseyi şey yapmak için söylemiyorum. Sadece yok, doğru. Geleceği daha doğru düzenlemek, daha doğru tasarlamak için soruyorum bu soruları. Doğru, yani geçmişte doğru. Bir yanlış yaptıysak gelecekte yapmayalım. Bir an evvel Türk mutfağını dünya markası nasıl yaparız? Ona çalışalım. Aynen. Onun için soruyorum. Aynen. Şöyle söyleyeyim. 90'lı yıllarda biz burada herhalde zaten kapalı devreyi söylemekte şey yok. O zaman Çırağan Sarayı'nın kuruluşunu yaparken İstanbul'da tulum peyniri, kaşan peyniri, beyaz peyniri var. Yani bugün yaşadığımız şu peynir çeşitliliğini göremiyoruz. Zaten Yok. Peynir müzesi zaten o zaman hiçbir yerde yok. Onu bırakın. Yani süt, çiğ krema gibi şeyler plastik bidonlarla, kaplarla falan gelen dönemi söylüyorum. Doğru. 90 yılını söylüyorum. 90 yılında soğuk havayla, soğuk hava tertibatı olan arabalar yok, kum kamyonuyla ben balık ve et getirildiğini hatırlıyorum. 90 yılında İstanbul'un ortasında Doğru. hatırlıyorum. Çok geç değil. Şimdi bu sürecin içine girdiğimizde 3 peynir var. Ya koca Türkiye diyoruz. Kocaman bir Çırağan Sarayı var. Yani bir imparatorluk iz bırakmış, damga bırakmış. 3 tane peynir çeşidi olamaz. Öbürlerini almaya kalkıyoruz. Öbürleri ruhsatsız üretim, bütün yöresel peynirlerin hepsi. Hala da çoğu öyle zaten. Ruhsatsız olduğu zaman da hiç unutmuyorum. Çok ünlü bir pastırmacı abimize rica ettim. Onun da 15-20 metrekare dükkanı vardı. Ya dedim ki bak pastırmayı biz senden alıyoruz. Ben bu peynirleri getireyim köylerden, oradan buradan. Sen bunu bize faturalı bir şekilde ver. Çünkü Alman firmasına faturasız mal sokamıyorsun şeyde. Tabii. Çırağan Sarayı'na. Şimdi şuraya getiriyorum lafı. Ama ondan sonra bir anda yaygınlaşınca şu anda birçok peynir türünü endüstriyel anlamda üretiliyorlar. Ama hala yöresel peynirleri bir şekilde ruhsatlı bir şekilde kendimize kazandıramıyoruz. Şöyle bir şey söyleyeyim. Biraz önce Karatay Belediyesi'nden bahsettin. Bu örnek Evet. birçok şeyi ifade edecektir. Yıllar önce Karatay, Konya'da bir konuşmaya gittiğimde Karatay Belediyesi'nin ortasında bana bir Zehra Nine'nin fırınını dolaştırdılar. Bu fırın şöyle söyleyeyim tandır fırını ama 6 tane tandır var. 6 tane kadın olması lazım veya erkek. Genelde kadınlar yaptıkları için tandır ekmeklerini. Ve o tandırları orada pişiriyorlar. Bir şekilde o aslında bir kadınların kurmuş olduğu bir endüstriyel tandır fırını aslında. Fakat çamurdan yaptıkları için yeni Avrupa Birliği yasalarına göre onların işte fayans olması lazım, mermer olması lazım gibi 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 şeyler var. O zaman kendisi 75 yaşındaydı. Bülent Arınç o zaman meclis başkanı da kendisine başvuruda bulundum. Ya dedim ki özel bir statü çıkarın, bu özel statüyle bu devam etsin. Sonra Konya'daki ünlü 5 yıldız otellere gittim. Dedim ki ya bu Zehra Nine'nin tandır ekmeklerini ki onların böyle küle düşenine düşük ekmek derler. O kadar güzel, o kadar lezzetli ki unu orijinal, kendisi orijinal, insanı orijinal. Bu fırın yaşasın diye. Şimdi bu şöyle bir şey. Bunun yaşamasının Zehra Nine'ye faydası belki işte maddi olarak vardır ama duygusal olarak daha çok vardır. Ama bu bir arkeolojik, yaşayan bir arkeolojik bir kültürdür bu. Biraz önce arkeolojiden de bahsettiğim için. Çünkü mutfak artık arkeolojik bir değerdir. Tabii. Arkeolojik değerin mutlaka ortaya çıkarılması lazım.
bizim ülkemizde maalesef işte niye paketleyemiyoruz meselesine geldiğimizde şöyle söyleyelim. İrmik ununu biz çok az yerde kullanırız. Buğdayın ana vatanı Anadolu ama İtalyanlar irmik unundan süper makarna yapıp dünyaya pazarlayabiliyorlar. Yani benim anlatmaya çalıştığım mesele şu. Biz kaynağını elinde tuttuğumuz ürünlerin değerinin nasıl kullanılmasıyla ilgili metodik bir çalışma ve sistem kurmuyoruz. Keşke bizde de böyle tıp bilimi gibi, arkeolojik bilimi gibi arka arkaya bu konuyla ilgili sistematik düzenler kurulsaydı. Çünkü bunlar birbirine bağlı. Tıp da birbirine bağlı. Bence hiç geç değil Vedat. Değil, doğru. Biz de pekala hiçbir zaman geç değil. Gibi en kısa zamanda çok önemli bir gastronomi enstitüsü kurabiliriz. Ve burada da bütün bu işi bilimsel mecralara çekip hem ileri dönük olarak doğal ve bölgesel reçetelerin yapılması, bunların öğrenilmesi ve bunların hem Türk toplumuna hem de dünya toplumuna kazandırılması yapılabilir. Peynirde kalacağım. Peki bu bahsettiğin örnekte eskiye nazaran mesela Ezine peyniri bir marka olmadı mı? Yani şimdi evet, ben oldu. Asos'ta yaşıyorum. Oldu. Ezine Çanakkale'ye giderken, Ezine'nin içinden geçerken Güler abla dahil olmak üzere çok önemli peynirciler oluştu. Paketlemeleri muhteşem, hijyen standartları muhteşem. Aşağı yukarı 5 tanesini, 6 tanesini gezdim. Geçmişle mukayese kabul edilmeyecek şekilde kesinlikle gelişmiş vaziyette. Kesinlikle. Şimdi şöyle, hatta Antep peyniri, yani geçenlerde gittiğimizde Antep peyniri, hani sıcak suyun içine koyarlar. Şimdiki yapılan Antep peynirleri rüya gibi. Bazen Anteplerle dalga geçiyorum. Siz bu kadar yıl yanlış peynir yemişsiniz Antep peyniri diye. Şimdi yapılanlar rüya gibi. Çünkü içine birazcık bu işin bilim girdi, sanat girdi, tasarım girdi bunların içine. Şimdi burada Yücita, ben de kendisinin bir üyesiyim. Yani coğrafi işaret derneğimiz bizim, yöresel ürünler üzerine. Büyük çalışmalar yapan bir dernek ve hakikaten bunun patentleşmesinde çok önemli eğitimler sunan bir dernek. Burada bu tip ürünlerin gerçekten standarda ulaşabilmesi için bu coğrafi işaret meselesi son derece önemli. Bu coğrafi işaretle ilgili bir gün inşallah onunla ilgili bir program yaparsan onunla hocayı da Yavuz, çağırırız. Ayrı bir program yaparız. Yavuz hocayla söylemek istediğim şu, coğrafi işaretlerin de Türkiye içinde kalmayıp dünyada coğrafi işaretlere fokus aynen olmamız gerekiyor. Tabii, yoksa şu anda bildiğim kadarıyla Türkiye'de 490-500 tane ürün coğrafi işaret almış vaziyette. Ancak dünyada hala 2 yahut 3. Yani 7 dünya olduk liginde şimdi. 7 oynayıp 7 7 olduk. 7 olmuş. 7 Tamam, güzel. yeni oldu. 7 yeni oldu. Artmış. Halbuki bugün biz çok rahatlıkla Türkiye'ye özgü 50 yahut 100 tane, 100'e yakın ürünümüzü Türkiye'ye özgü dünyada işaretli hale getirip öyle de markalaşmamızda önemli bir rolü olduğunu düşünüyorum. Yani bu evet, kesinlikle. Coğrafi işaret konusunu uzun seneler ıska geçtik, geride çok, bıraktık. Burada bir çok. Şey başladı, bir atak başladı. Bence Çok. Sizin dernek de bu konuda çok iyi işler yapıyor. Ama daha hızlı ve dünya çapında yapmamızda çok büyük fayda var. Aynen. Bu doğru. Şöyle söyleyeyim sevgili Cem. Şimdi ben 2004 NATO zirvesi yaptım. Aşağı yukarı yani 50 Dolmabahçe'de yaptık onu. Dolmabahçe'de miydi? Çırağan Sarayı'nda bir kısmını yaptık ama ana zirveyi orada yaptık. Oranın menüsünü bir gün paylaşırım. Bütün Türkiye'nin ürünlerini kullandık. Paylaş. Her şeyini kullandık Türkiye'nin. Şimdi şunu genel Anadolu muhabbetinden sonra biraz bölgesel gideceğiz ama sen şu Anadolu mutfağını, Anadolu lezzetlerinin tanımını iyice bir oturtalım. Evet. Şöyle diyorum ben Anadolu'yu biz bölge olarak alalım. Eğer kırsal tanımlama yapacaksak kırsal tanımlama yapalım. Ama Anadolu lezzetlerini bizim ülkemizin ana teması olarak değerlendirme yoluna gidersek bilimsel noktada sıkıntı yaşıyoruz. Çünkü niye söylüyorum? Anadolu bugün coğrafyası itibariyle ortak lezzet üreten bir bölge gibi görünse de
tamamen birbirinden çok farklı lezzetler üreten bir toprak kıtası diyelim şeyde orada. Ya, bu da şöyle normal. 12 bin senedir, yani bilinen 12 bin senedir bildiğimiz tarihte o kadar çok medeniyetler geçmiş ki bu topraklardan. Evet. O medeniyetlerin biz tam son kısmına fokus oluyoruz. Osmanlı'ya. Evet. Osmanlı'daki daha az sayıdaki vatandaşlarımızın mutfakları. Aslında hepsi bir birleşmiş vaziyette Anadolu'da. Yani doğru. Anadolu'da hele özellikle çok büyük imparatorlukların geçtiği Anadolu'da tabii. Son dönemde bile Osmanlı İmparatorluğu diyorsun, Kuzey Afrika, ta Yemen'e kadar, öbür tarafta Avrupa'da Viyana'ya kadar haliyle çok geniş bir mutfaktan bahsediyoruz. Doğru. Bu çok önemli. Şimdi Anadolu'nun neden önemli olduğu meselesi şudur. Yani bugün İpek ve Baharat yolunun, yani bizim bugünkü Orta Doğu'daki eğer enerji, petrol gibi şeyler ne kadar önemliyse Doğu'daki İpek ve Baharat yolunun dünya için ne kadar önemli ve dünyanın kurulmasındaki en önemli mayalardan biri olarak kabul edersek bu İpek ve Baharat yollarının, şimdi burada gösteremiyoruz ama bütün o saç örgüsü gibi bütün ulaşım yolları Anadolu ve Anadolu'nun etrafındaki denizler ve İstanbul'a doğru gelişi. Anadolu'yu ben şöyle görüyorum. Bir filtre olarak görüyorum. Yani doğudan gelen bütün kültürlerin filtre edildiği çok önemli bir merkez olarak görüyorum. Bunu böyle eğer değerlendirirsek Anadolu'nun kökeninin kuruluşundaki bu filtrasyonun karşılıklı aldığı enerjileri, rüzgarları düşünürsek bunu o zaman daha dikkatli yapacağız. Yani şöyle söyleyelim. Yani bugün buğday bizim için çok önemliyse Doğu için pirinç çok önemlidir. Latin Amerika için mısır önemlidir. Bu üç tane önemli madde insanlığın bugüne gelişini sağlamıştır. Ama Anadolu'nun esas önemli olan kısımlarından biri, evet yani bugün bereket hilalinin önemli bir ayağını oluşturuyorsa Anadolu, evet Fırat ve Dicle öbür taraftan Nil Nehri'nin buluştuğu da bir noktayı alırsak, İpek yolu, bu büyük nehirler, efendime söyleyeyim etrafındaki denizler, batıdan gelen akımlar, doğudan gelen gıdalar ve filtrasyon ve bizim elimize gelen bu süzülmüş kültür belki Anadolu diye tanımlanabilir. Ama yani, sonunda yani sadece Fırat ve Dicle, evet. Diğer taraftan Karadeniz, Akdeniz ve Ege, evet. Bizim Anadolu'nun harmanlanmasında, bir mozaik olmasında en önemli tabii. Etkenler. Evet. Yani Anadolu, şöyle söyleyeyim, bugünkü toprak ölçüsündeki kültürü çok dışında daha büyük bir kültürü tanımlıyor. Süzülmüş yani, hali, o onun süzülmüş hali. Evet, o süzülmüş hali. Yoksa o kadar büyük bir etkileşimler var ki, şöyle söyleyeyim, bazen yanlış bilgiler vardır. Hani Türkler ondan etkilenmiştir, bundan etkilenmiştir gibi bir şeyler vardır. Herkes birbirinden etkilenir, Türkler de birçok kişiyi etkilemiştir. Şimdi bu etkileşmenin, yani bunu bir milliyetçi tavır olarak da kesinlikle söylemiyorum. Bir boşnak çocuğu olarak da söyleyebilirsin çünkü gastronominin içinde çok ciddi bir milliyetçilik vardır. Vardır, doğru. Problem yok. Şimdi, kesinlikle. Şimdi bunları bir araya toparladığımızda Anadolu'yu salt biz kırsal kültürüyle değerlendirdiğimizde çok büyük bir sıkıntı duyarız. Bir. İki, Anadolu Türk mutfağının oradaki ana temel kavramını oluşturan bir değer olarak değerlendirip Türk mutfağını da eğer bir onu kapsayan esas ana tema olarak değerlendirirsek daha doğru olur. O da neden daha doğru olur? Şöyle söyleyeyim. Yani Türkler sadece kendi aralarında büyüyen değil, bütün topluluklarla birleşip de büyümeyi hedeflemiş bir millettir Türkler. O nedenle bu mozaiği de bu şekilde kurmuşuzdur. Yani basit bir örnek vereyim. Yani biz patlıcan yemeğini çok yaparız. İşte Anadolu'nun her yerinde gidin. Yüzlerce çeşidi yaratılmıştır. Hatta listesi bile oluşturulamamıştır bunların. Bir Çin'den getirilen bir üründür. Yani Çin'den gelen bir ürün Anadolu topraklarında müthiş bir değer oluyor. Bu Çin'e gittiğinizde patlıcanla ilgili 2-3 tane yemek bulamazsınız. Çinlilere sorsanız belki tanımaz bile. Bizde 30-40 tane var. Var en azından. Şimdi evet. Şu Anadolu'nun
Ama Türk kültürü diyor. dünyada İtalyan patlıcanı meşhur. Doğru. İtalyan patlıcanı meşhur. Bu da şundan kaynaklanıyor. Buraya tabii senin alanına geliyor mesele. Ben ne kadar yurt dışı, hakikaten dünyanın her tarafında çok önemli yerlerde protokol yemekleri Evet. yaptığımda tam tersine İstanbul malzemelerini kullanmaktansa, yani bütün ülkemin malzemelerini hep kullanmayı tercih etmişimdir. Bu malzemeleri kullanırken bu yemekleri de tasarlamıştır. Tasarım yemekleridir bunlar. O zaman onlar hakikaten, o insanlar da inanmıyorlardı. Ya kardeşim, bu iş Türk olamaz. Sen Türk olamazsın. Ya bunlar Türk değil, ya sen Türk olamazsın. Bizim sıkıntımız imaj ve vizyon. Vedat, Yani çok güzel bir kelime kullandın. Yemek bir tasarım mıdır? evet, bir yemek bir tasarımdır. Yemek bir tasarımdır. Tasarımdır. Yemeği yapmak da bir sanattır. Kesinlikle sanattır. Kesinlikle Kesinlikle. sanat. Şimdi Şimdi şu ve Anadolu'yu bırakmadan Trakyalılar da diyor ki Anadolu mutfağı deyince biz yok muyuz diyor. Nasıl olacak bu iş? evet. Şöyle, ben zaten bu algıyı da değişmesini istiyorum. Onun için ben Anadolu lezzetleri kavramı yerine hakikaten Türk lezzetleri kavramını daha doğru buluyorum. Neden? Trakya bir anda sanki dışlanmış gibi bir şey oluyor. İnsanlar sanki bunu siyasi bir tanımlama gibi değerlendirmeye başlıyor. Ya Halbuki yemeğe de mi siyaset girdi? hakikaten bence bu tanımlamada giriyor. Ben buna çok üzülüyorum. Yani bu meseleye. Çünkü eğer bunu biz Trakya Anadolu meselesiyle tanımlarsak biz kendimizi hiçbir zaman açamayız. Yemek evrenseldir. Benim en kızdığım Yemek şeylerden evrenseldir. evrenseldir. En kızdığım şeylerden biri şudur. Yani insan bir bölgede, şöyle söyleyeyim, Malatya'yı ele alalım. Orada Ermeni yaşar, efendime söyleyeyim, Rum vardır, Kürt vardır, Arap vardır, Türk vardır. Ya herkes kiraz yaprağı sarması yapar, içine de bulguru koyar. Bunların sayamadığım etnik gruplar da vardır mutlaka içinde. Hepsi de aynı şeyi yaparlar. Yani bu ne demektir? Toprak neyi verirse insanlar o malzemeyle bir şeyi tasarlıyorlar. Yani Yani evet. coğrafyayla, tarihle, Evet. kültürle, gastronomi iç içe. Hatta İç içedir. gastronomi coğrafyanın, tarihin sonucudur. Kesinlikle öyle. Şimdi eğer zaten aşağı yukarı, biraz önce arkeolojiden de bahsettin. Aşağı yukarı 35'e yakın bilim alanını kapsıyor. Yani şu anda gastronomi ile ilgili araştırmalarda yeni bulgular gelmeye başladı. Bu yeni bulguların içinde 35'e yakın bilim alanıyla ortaklaşa çalışmak zorundalar. Başka türlü olmaz. Ama bundan, hani dedik ya, tasarımdır bu. Ha, bu tasarımsa, bu tasarımı yapacak olan insanların, aşçıların veya bu yemekleri yapan insanların diğer bilim alanlarına da mutlaka dalmaları, İlgilenmeleri mutlaka lazım. literatüre girmeleri ve geniş literatürü taramaları. Çünkü yemek öyle basit bir mesele değil. Yani İnsan sadece ya pişirdim hadi yemek olduğuyla bitmiyor değil. iş. Bitmiyor. Çok geniş Şöyle bir alan. söyleyeyim. Şöyle söyleyeyim. Çok geniş bir alan. Mesela bizim mutfağımıza domates girdikten sonra biz Anadolu mutfağının birçok değerini saf dışı ettik, bıraktık. Yani biz hani bugün Anadolu lezzetleri diye bir kavram koyuyoruz ya. Bakın %90'ında domates salçası veya biber salçası yakalarsınız. Evet. Yani şimdi nereye geliyorum? Anadolu'nun özgün bir tavrı var. Anadolu derken kırsal kesimin özgün bir tavrı vardır. Bu özgün tavrı da şudur. Bugün tabiat ne vermişse onları değerlendirmeye çalışır. Şimdi Anadolu'nun coğrafyasında bugün Karadeniz'e baktık. Şöyle söyleyeyim. Yani fondü diyelim ki İsviçre veya işte İtalya sınırında peyda olmuş bir şey değil mi fondü? Evet. Ya fondüye benzer bizde ne var dediğimizde, ne benzer bizde böyle bir şey var mı diye. Evet, yani buna Var. benzer bir şey var. Değil mi? Var. Yani eğer bir Karadeniz kıyılarındaki kuymak veya muhlamayı eğer bir şekilde ortaya alırsan, ya çok enteresan, Yani birbirini tanımayan bir de birbirine çok, muhlama 5 çeker yani. İyi bir evet, muhlama muhlama 5 çeker. Ha bir de 2000 teknoloji olarak, 2000 2000 2500 metre yükseklikte vallahi evet. 5 çeker Vedat. Evet. Bir de onun şöyle bir özelliği var. Çünkü gastronomi, mutfak, yemek, beslenme sadece tarladaki ürün değil. Yani bir ülkeyi patlatabilmek için bunun aleti, edevatı, ekipmanı etrafında oluşturduğu kültürün üretmiş olduğu endüstriyele kadar varacak olan ürünlerini düşünmek lazım. Şimdi muhlama
Fondüyü eğer ateşin üzerinden alırsın, alırsan donar. Ama mıhlama donmuyor. Niye donmuyor? Tabii onlar onun içine çok güzel, çünkü dünyada otantik kalan mısır da Karadeniz'de kalmıştır. Çünkü Karadeniz'in dışındaki mısırların çoğu da şeydir, GDO'su değişmiş olan mısırlardır. Sen mıhlamadan bahsettin de kaçamağı bilir misin kaçamağı? Bilmez miyim? Kaçamak biz boşnağız. Her pazar günü yapardık. Pazar günü ya, sabahleyin rahmetli, lüks kahvaltı. Rahmetli babam gider özel o mısır ununu bulurdu. Rahmetli evet. Annem de dünyanın herhalde en iyi kaçamak yapan kadınıydı. Ya şimdi evet. Hangi kahvaltıda kaçamak var Cem, söylesene bana. Yok abi. Şimdi yok bizim abi. Aslında vallahi. Biz aslında mesela papara değil mi? Papara. Yani evet, papara. Şeyde. Şimdi papara yani enteresan. Geçen gün biri beni havalimanından biri aldı. Yörük. Şimdi bizim Anadolu'nun güzel şeyleri var. Anadolu derken bir de aynı zamanda Ege'yi Anadolu kabul etmeme duygusu da var, biliyor musunuz? Ya, Akdeniz'in bırak bu işleri Vedat. Biz sen ben öyle bize hepsi bizim için Anadolu. Hepsi Türkiye. Evet. Yani hepsi Türkiye. Ne yaparlar? Ya, şimdi öyle bir şey mi olur yani? Şimdi hakikaten çok acayip garip bir şey. Ben buna evet, çok üzülüyorum. Evet. Evet. Şeyde tartışma şimdi doğru istikamette gitmiyor o zaman. Gitmesi lazım. Bir defa mutfak artık coğrafya ve havzalarla belirlenmeli. Şimdi Osmanlı'nın siyasi tarihinde başka eyalet sistemi var. Cumhuriyet döneminde işte 7 bölge diye bir şey yaptık. Evet. Bunların hepsi tartışılması lazım. Çünkü mutfak karakterini havzayla koyar. O havzaya kim sahipse o bölgenin adı odur. Ama o havzanın yarısı Denizli'dir, yarısı atıyorum kafadan işte Uşak'tır şeyde. Ona bir şey demiyorum ama havzalarla, Menderes Havzası, Kelkit Havzası gibi havzalarla anılmamız lazım. Bu da Doğru Türkiye'yi söylüyorsun. anlatacak olan esas değer budur. Yoksa Doğru. biz bunu siyasi sınırlarla, bölgelerle anlatmak son derece yanlış. Yani bugün Urfa ile Antep bir saat arası, bir buçuk saat arası birbirine benzemez. Demek ki o coğrafyayı orada coğrafyayla anlatmak durumundayız. Geçenlerde bir benden mahkemelik olmuşlar. Olurlar. Yani olurlar maalesef. Olurlar, olmayacak şey değil. Vedat, şimdi aslında şu anda spontane aklıma geldi. Gerçekten Mehmet Nuri Ersoy çok önemli işler yaptı son 3-4 senede turizmde evet, ve kültürde. Evet. Bence yakın zamanda bir gastronomi şurası da yapılabilir. Bütün bu söylediklerin bir tartışılıp bir istikamete bir stratejik planlama çıkar. Çünkü bak bu kadar muhteşem şeylerden bahsediyoruz. Evet. Kısaca peki bu kadar önemli bir mutfak niye tam bir dünya markası olamadı? Niye bir İtalyan mutfağı, bir Çin Evet. mutfağının yahut bir Japon suşisinin arkasında kaldı? Evet. Yani Şöyle oldu. Geçmişte çünkü o tespitleri doğru yaparsak gelecekte süratle bu süreyi kendi lehimize ve fırsata çevirebiliriz. Onun için söylüyorum. Kesinlikle öyle. Bu şöyle bir şey. Eğer siz ben şöyle söylüyorum, mutfak kültürü bütün diplomasileri yıkar, yok eder gider. Evet. Yani düşman olduğunuz en büyük ulusun lezzetlerini bayıla bayıla yersiniz. Mutfak böyle bir şeydir. Şimdi Doğru, o zaman çok güzel söyledin. Formül belli. Formül şu, yani bugün İtalyan restoranların dünyadaki sayısını şöyle, Fransa hep önde gibi bilinirdi son zamana kadar. Ama İtalyanların Dünyanın vermiş her olduğu şehrinde İtalyan lokantası var. Var. Yani binlerce, milyonlarca restoranı var. Şimdi Evet. her İtalyan kendi ülkesinden zeytinyağı kullandığı zaman, düşünsenize o parmigiano'yu kullandığı zaman, düşünsenize bunları. Şimdi ben İtalya'ya obruk peyniri gönderiyorum. O obruk peyniri parmesandan daha lezzetli. İnan Doğru. daha lezzetli. Ha ne var? İşte coğrafi işareti yok, paketlenmesi yok, tanınması yok. Hiçbir şey yok. Yani bu coğrafi işaretlemelerde çok hızlı gitmeliyiz. Hızlı gitmeliyiz. Hijyen Şimdi diğer taraftan köye kadar inmeli. Aynen. Şimdi Türkiye şöyle bir şey. Çapında Türkiye'de çok önemli örnekleri var. Ben hemen buradan Var. Bir örnek vereyim sana. Seni Assos'a davet etmemin sebeplerinden birisi. Evet, Burada seni organik tarım yapan ve organik peynir yapan İdamera diye bir yere götüreceğim. aha. Sağ olsun Ferit 4-5 çeşit peynir yapıyor. İnan Harika. dünya çapında. Süper. Geçenlerde Tolga Atalay geldi. Onu götürdüm. Aha.
şaşırdı kaldı. Şimdi özel restoranlarda abi muhakkak menüye koyacağım diyor. Seni de bekliyorum. Sadece bunu örnek veriyorum. Niçin örnek veriyorum? Türkiye'de birçok bölgede bu tip kahramanlar var. Hem hijyen standartlarına uyuyorlar, hem reçetesi belli. Genelde coğrafi işaretleri var. Bunu muhakkak desteklememiz, bunu muhakkak force etmemiz gerekli. Şart. Tolga, çok önemli danışmanlıklar yapıyorsunuz. Sizlerin bu konuyu motive etmesi, force etmesi bence çok önemli. İnşallah bunları yapıyoruz. Şimdi bizim bu ürünlerimizi, bu dediklerin çok önemli. Geçen Söğüt'ten geçiyordum, 1600 metre galiba. Bir domates üretiyorlar dağların ortasında kalmış ovacıkta. İnanılmaz bir domates. Hemen Elmalı'ya geçiyorsun. Orada da akıllara ziyan üzüm bağları var. Burada markasını vermekten çekinmeyeyim çünkü büyük bir başarı öyküsüdür. Likya şarapları Yani bir maceradır, başarı öyküsü bunlar. Evet. Diğer taraftan Kayseri'de Binoluz şarapları, onlar da Kayseri'nin o yüksek rakımında parmaksız üzümünün üzerine Chardonnay aşıladılar. Dünyada eşi benzeri yok. Oluş Hanım onları yapıyor orada. Bunun gibi o kadar maceralar var ki Mardin'e gidelim. Evet. Mardin'in eski özgün kavunları tekrardan ortaya çıkmaya başladı. Ya bunun gibi maceralar var. Burada böyle, hikaye böyle bir zihniyet, böyle bir sistematik başladı. Bütün Türkiye'de başladı. Bu da çok olumlu bir gelişme. Ha, kesinlikle. Dün de ben mesela 1500 metre bu Derebucak dediğim kasaba Konya'nın 1500 metrede, 1600 metrede hayatımda yediğim en iyi çileği yedim. Ya işte bu. Bu kadar güzel, bu kadar organik, tabii bir çilek hayatımda yemedim. Sevgili Cem, şimdi biz ismini vermediğim bir markaya meyve suyu aroması, gerçek aroma, çilek aroması nedir diye gittiğimizde Uludağ, Kriter Gölü'nün etrafındaki çilek böyle bir şey. Hemen burnumuzun dibindeki Bolu'daki dağ çileği dünyanın en önemli malı. Şimdi bunları nasıl markalaştıracağız bunu? Pardon. Buyur. Şöyle, bunun markalaşma meselesinde şu. Ben şunu gördüm. Uluslararası organizasyonlarda hani gençliğimizde de İngiltere'de de çalıştık. Ben hatırlıyorum. İtalyanlar orada hani Türkler nasıl gidip hiçbir iş yapamasa bir lokanta açıp kebapçı açıp bir şeyler falan filan yapıp kendilerini idame ettirmeye çalışıyorlar. İtalyanlar da ben hatırlıyorum o banyo küvetlerinde makarna haşlayıp makarna yetiştiremiyorlardı 80'li yıllarda. Bunu şunun için anlatmaya çalışıyorum. Bugün Almanya'da Alan Yılmaz arkadaşımız kulakları çınlasın. O da Almanya'da büyük bir araştırma yapıyor. Ya Almanya'da bugün, o zaman bugün demeyeyim, 2007'de 400 tane döner fabrikası var dedi. Döner fabrikası. 400. Fakat döndü dolaştı iş. Antalya'da mı bir şehirde gördüm. Biz Berlin döneri yapıyoruz diyorlar. İşte evet, oraya geldi olay. Şimdi biliyorsun Ege Türk sucukları yıllardır Türkiye'ye geldi. Evet. Şimdi artık gelmiyor. Bilmiyorum yani orada. Anlatmaya çalıştığım şu. Aslında bizim esas önemli hikayemiz şu. Bu topraklarda yaşayan, bu topraklarda doğan, buradaki genetikten doğan insanların bir damak kodları var. Bu damak kodları çok enteresan. Niye söylüyorum? Biraz önce dedim ki filtre dedim. Bu filtre şöyle bir filtre. Doğudan da batıdan gelen bir filtrenin buluştuğu bir yerdir burada. Hani Büyük İskender nasıl o Nemrut'un tepesine kurmuş, ben ortak insan ırkı yaratacağım deyip o kafa heykellerini yapmışlar. Biz aslında dünyanın en seçkin damak tadına sahip bir milletiz. Esas bizim konsörnümüz bu olmalı. Şimdi bu konsörünü eğer değerlendirirsek, ülkede klasik ürünlerden bahsediyoruz. Bu ülkede henüz mantar türü keşfedildi ama ticari hale getirilemedi henüz. Bu ülkede yabani sebzeden bahsedeceğim. Yabani sebze henüz pazara giremedi, marketlere hala giremedi bu ülkede. Pazara girdi bizim Ayvacık pazarında. Orada vardır tabii, orada var. Her cuma getiriyorlar. Evet. Kilosu, 2 kilosu 5 liraya alıyorum. 5 lira. Evet. Elif'in en çok sevdiği yemek. Kavurma yapıyor. Şimdi, kadın kavurma süper. Yapıyor. Günlerce onu yiyor. Bu niye önemli biliyor musun? Tabii ki hani Ayvalık Perşembe Pazarı gibi, efendime söyleyeyim Karşıyaka Pazarı gibi, ot pazarları, bunlar var.
Fakat ben şunu istiyorum. Ya bunlar şıkır şıkır paketlenmiş, ülkenin önemli marketlerinde ulaşabileceği bir konumda olması lazım. Niye söylüyorum? İsmini vermeyeceğim, İngiltere'deki bazı kuruluşlara biz bu yabani otları toparlayıp, yabani mantarların, bugün Kastamonu'da turşusu yapılır, tonlarca turşusu yapılıp İngiltere'ye gider. Fakat biz nedense lokantalarımıza, bizim şeflerimizde ve restoran yatırımcılarımızda da büyük problem var. Onlar da bu deneyimleri maalesef önlerini açmıyor. Kendi ülkemizin ürünlerini tanımadan dünyaya kendi ürünlerini tanıtmak çok zor. Bir şey daha söyleyeyim. En güzel şeyi söyledin. Bir cümle şimdi, daha söyle. 22 tane zeytinyağı ürettik Türkiye'den, Artvin'den Tekirdağ'a kadar. 22 zeytin çeşidi. Bazı gazeteci arkadaşlarımız dedi ki, ya dedi bunlar satmaz. Ya kardeşim satılmayacağını yatırımcı da biliyor. Hilal Ahmer için diyor ki, bu ülkenin 22 bölgesinde ayrı zeytin toplanabilir ve zeytinyağı sıkılabilir. Yani şöyle söyleyeyim, bu zeytinyağı farkındalığı bile çok önemlidir. Nasıl bu tuzun farkındalığından bahsediyorsak, baharatların farkındalığından bahsediyorsak. Çünkü kekik var, binlerce türü var. Adam diyor ki kardeşim, şu kekiğe şunu koy, bu kekiğe, bu yemeğe bu kekiği koy, şu yemeğe mercan köşkü koy diyen bir kültürden geliyoruz. Biz bu kültürü analiz edip metodik bir sisteme geri koyamazsak bu domates ve biber salçası kültürüne bu ülkeyi kaybeder gideriz. Sonra arkeologları sokarız. Ya kardeşim bu salçalar gelmeden önce biz ne pişiriyorduk? Hangi meyveyi yemeğe koyuyorduk? Hangi otu koyuyorduk? Hangi sebzeyi topluyorduk noktasına döneriz. Buna dönmemek için ülkemizde biraz önce şura yapılsın dedin ya, o çok doğru. 2017'de Turizm Şurası'na ilk defa gastronomiyi bölüm olarak sokuldu. Evet. Güzel de bir kitapçıkta hazırlandı. Fakat hayata geçirilemedi. Ben yani bakanımızın, Mehmet Nuri Ersoy'un bir şekilde bu işe el atması gerektiğini inanıyorum. Şu var, bütün kurumlarımız var. Delicesine kadar herhangi bir Avrupa ülkesinde olmadığı kadar kurumlarımız var. Sadece hiçbiri birbirleriyle koordine halinde değil, yani iletişim halinde gerekiyor. Evet. Ve bunu ben şahsen ileteceğim, bu önemli bir konu. Bu arada biraz hız kazanmamız açısından, çünkü sohbet çok hoş gidiyor. Vakit nasıl geçti farkında değiliz. Evet. Bir iki konuda kısa cevaplar vermeni istiyorum. Evet. Son bölümde de ürünlere gireceğiz. Kahvaltı. Dünyada marka olmuş kahvaltı yok fazla. Türkiye'de yok, herhangi bir kahvaltı marka olabilir mi sence? Olabilir. Yani şöyle, herhangi bir kahvaltı konusundan daha ziyade kahvaltı, hani hep öğlen yemeği akşamı konuşuyoruz ya, lunch dinner diyoruz hani sistem olarak şeyde. Hakikaten bizim ülkemizdeki gibi bu kahvaltı meselesi dünyada yok. Bizim böyle bir merakımız, alışkanlığımız yani var. Yani nerede var? Serpme kahvaltı diye bir sistem yok zaten. Ha şöyle, serpme kahvaltı tabii hiçbirinde yok. Zaten hiç şöyle söyleyeyim. Kahvaltı diye bir kültür yok. Yani biliyorsun bir kontinental kahvaltı vardır, tabii, bir international kahvaltı breakfast var. O da neyse Amerikan breakfast. Ha. Yani o da şöyle söyleyeyim. İhtiyacı karşılamak için yapılan bir şey. Fakat bir şey değil, bir kült değil. Yani öğlen yemeği gibi, akşam yemeği gibi kültleşmiş bir şey değil. Bu kült meselesi Türk kahvaltı sistemiyle hakikaten dünya mutfaklarına girebilir. Fakat bizde biliyorsun kahvaltı artık sadece sabah kahvaltı, sabah sunulan bir şeyden çıktı. Tabii. Öğleden sonraya kadar yayılan bir şey oldu. Tabii. Ha kötü mü? O değerlendirilebilir. Ramazan'da nasıl ki? Tabii. Mesela Smagertz tabağı gibi veya ne bileyim işte Almanların şarküteri Delikatesen şeyi gibi. Hani öğleden sonra bir araya gelirler ya. İngilizlerin beş çayı gibi. Şimdi bizim Türkiye kahvaltımız sokak lezzetleriyle aslında çok zengin. Ama Türk sokak lezzetleri markalaşmamış vaziyette. Marka olabilir mi? O kadar çok çabuk olur ki şu anda zaten Golf ülkelerinde, pardon Körfez ülkelerinde şu anda yatırımcılar Türk sokak lezzetlerini bir şekilde evrensel bir hale getirmeye başladılar. Zaten Almanya'da 25 bin tane dönerci var. Şimdi dönercinin yanında başka şeyler olmaya başladı. 25 bin dönerci var. Yani şu anda Almanya'da en fazla satılan sokak yemeği. Meze deyince Yunan mı akla gelir, Lübnan mı, Türk mü? Şöyle, ben meze deyince, meze bir Akdeniz kültürüdür burada. Akdeniz ruhunun yaşatılması için
Mezeyi ben Akdeniz'e mal etmek istiyorum. Tamam. Peki hemen ondan sonraki sorum. Dünyanın en sağlıklı mutfağı olduğu söylenen, ispatlanan Akdeniz mutfağına yeteri ilgiyi gösteriyor muyuz? Örnek Hayır, veriyorum. Göstermiyoruz. Mesela Antalya'daki, Ege'deki bütün restoranlarımızda, özellikle otellerde olan restoranlarımızda bir Akdeniz mutfağı markası zihniyeti yerleştirilebilir mi? Rahatlıkla yerleştirilebilir. Şöyle söyleyeyim, bugün Ayvalık Cunda'dan başlayıp Mersin Silifke'ye kadar eğer gidersek, bu zaten bizim Türk Akdenizimiz ortaya çıkacak. Oradan da eğer Mardin'e kadar gidersek Doğu Akdeniz mutfağımız çıkacak. Bizde iki tane Akdeniz var aslında, kendimize evet. ait bir Akdeniz var. Ama biz maalesef Akdeniz mutfağı diye kendini tanımlayan işletmeler kendi mutfaklarından daha ziyade Yunan ve İspanyol Akdeniz'ini tercih etmeye çalışıyorlar. Halbuki İzmir'e, Ege'ye gitseler zaten bayıla bayıla Silifke'ye kadar inseler bayıla bayıla Akdeniz'in hakikaten markalaşacağını çok rahatlıkla görebilirler. Yani bunlar da hep şura konusu olsun. Yani kesinlikle tabii kesinlikle öyle. Bu konuda devam ediyorum. Tabii. Önemli bir trend vegan. Kesinlikle öyle. Elif kesinlikle de bir buçuk öyle. Senedir vegan. Evde çok konumuz var. Ve Elif'in iddia ettiği bir konu var ki haklı. Aslında Anadolu mutfağının içinde çok tabii bir vegan mutfağı var. Hem de ne? Yabani sebzeler dedim zaten. Bu hiç ön planda değil. Halbuki belki hiç de değil. dünyanın en muhteşem vegan mutfağı Anadolu'da, Tabii. Türkiye'de. Aynen Ne öyle. diyorsun buna Çünkü sen üstad olarak? Şöyle söyleyeyim. Biz otobur, efendime söyleyeyim, etobur, hep obur sayfalarını hepsini hala ülkemizde yaşıyoruz. Ve bunların da klasik geleneksel binlerce yıl öncesine giden haliyle yaşıyoruz. Yani bizde Mezopotamya'da bile vegan mutfağı olur çok rahatlıkla. Hem de nasıl? Zaten Şimdi, söylemeye gerek yok. Anlatabiliyor muyum? Yani bize bazen başvurduklarında kardeşim menüden zaten istediğini seç. İster vegan ol, ister strict vegan ol. Ne olursan ol. Zaten şimdi var. Buradan da ürünlere geçeceğim. Seninle bir iki sene önce bir çalışma yapmıştık. Sen de sağ yapmıştık, olsun. Evet. Büyük katkı sağlamışsın. Evet, estağfurullah. Şimdi bakıyorum mesela işte Güneydoğu Anadolu'nun şeyleri içinde sumak, izot, Evet. Zahter. Tamam mı? Evet. Bunlar mesela zahter sırf o bölgede yetiştiğini söylemiştin. Evet, yani o Doğu Akdeniz'den Batı Akdeniz'e doğru devam eden oradaki özel zahterden. Şimdi birazcık böyle artık endüstriyel de yetiştirmeye başladılar. Ama o bölgenin zahteri başka bir zahter tabii. Tamam. Şimdi bu buğday gerçekten ilk Tabii. Mezopotamya'da yetişti. Mezopotamya, başka bir şey yok yani. Başka bir Hayır, şey bunu yok. biz söylemiyoruz zaten. Binlerce Evet. yıl önce olan hikayeyi batılı arkeologlar yazıyor zaten. Evet, devam ediyorum. Doğu Anadolu'ya otlu peynir yazmışız. Evet, Van'ın meşhur otlu Kars peyniri. peyniri yazmışız. Hani peynir yok. Tabii tabii Duyuyor tabii bizim tabii. 90'lı Bunlar yıllarda. zaten azar azar yazdığımız. Yoksa o kadar çok şey var ki Bravo. yazacağımız. Şey. Bravo. Fakat çok öne çıkanlar bunlar. Karadeniz'e mısır ve mısır unu yazmışız. Demin çok güzel Ha, bak bu çok, bahsettin. Cem, bu çok enteresan. Karadeniz iklim olarak mısıra uygun değildir. Fakat Karadeniz, çünkü gastronomide bu da incelenmeli. Yaşam tarzı olarak orada düzlük alan çok fazla bulunmadığı için ve yaşam tarzı olarak birbirlerine mesafeli evlerde oldukları için bir Karadeniz evi bir gastronomik fabrikadır. Eğer bakarsak serenderiyle, hayvanını tuttuğu yeriyle, sebzelerini, meyvelerini kuruttuğu ve mısırıyla beraber. Şu anda dünyadaki en otantik mısır hala orada, verimi düşük olsa bile yarı tropik bölgelere göre. Çay. Tabii çay Türk zaten çayı. müthiş yani. Çay inanılmaz. Sonra Balıkları, deniz mahsulleri. Başka hangi ülkelerde var? Kalkan, hamsi. Ha. Abi bir de şöyle söyleyeyim. Yani Karadeniz cennetse Akdeniz cehennemdir balıklar için. Karadeniz Evet. çok özel bir şeydir. Dünyada ilk önce Onun korunması için gereken Akdeniz'de budur. balık yazmadık. Yok yani var tabii de. Lagos'u yazmışız. Lagos'u. Doğru. Şimdi Karadeniz
Bence Türkiye çok bastırması lazım. Birleşmiş Milletler'e de bastırması lazım. Çünkü Karadeniz dünyanın en özel denizidir. Korunması şart. Oradaki kalkan başkadır. Oradaki efendime söyleyeyim hamsi başkadır. Oradaki levrek başkadır. Batı Karadeniz'e gel. Oradan gelen balıklar, boğaza doğru giren o lüferler. Dünyada bunlara benzer bir şey yok. Çünkü biz bunları İspanya'da moleküler şeflere gösterdiğimiz zaman kardeşim bak bu kalkan kalkan değil. Biz bunu buradan götürüyorduk. İkisini yan yana koyuyorduk. Arada dünya fark var. Orası bir rüya. Anlatmakla bitmez. Şimdi bu bir de şöyle bir şey vardı Türkiye'de. Mesela Türkiye'nin neresinde yersen ye, midye dolmasını yersen muhakkak onu midyatlar yapıyordur. Doğru doğru. Şimdi öyle oldu. Değil mi? Doğru öyle oldu şimdi. Peki bu pastırma çok tartışılıyor. Kastamonu pastırması mı, Kayseri pastırması mı? Şimdi şöyle söyleyeyim. Ben ikisine de tabii şeyim var. Yalnız Kastamonu pastırmasını hatta şimdi Tokat'ı da söylüyorum. Orası da enteresan. Kastamonu pastırması otantik ürün olarak çok önde. Tokat da öyledir. Kastamonu da öyledir. Tokat daha yavaş yavaş yapıyor ama onlar da çok mahirler bu işte. Yalnız Kastamonu yerli hayvanı daha fazla kullanan ve yerli teknikle yapan bir bölge. Dolayısıyla Kastamonu pastırmasını biliyorsunuz onların kesimi de çok incedir. Ben ince kesim pastırmaya karşıyım. Ben babadan şarkütericiyim. Pastırma biraz böyle dişe gelmeli şeyde. Çok ince kestiğiniz zaman da pastırmayı yakıyorsunuz çok ince geldiği zaman. Dolayısıyla ben Kastamonu pastırmasına daha çok taraftarım. Malatya karşısının önünde bir şey var mı? Yani, onun önünde bir şey yok. O tartışmasız. Ama tartışmasız. Hakikaten şeye gidersek yani Iğdır Kayısı da otantik kayısı açısından çok önemli bir şeydir. Yani endemik yapıya sahiptir. Ama Malatya karşısı kadar öne çıkmasa da hakikaten onlar da çok mükemmel kayısıdır. Ama Malatya tabii tartışmasız. Sucuk? Ha sucuk meselesi önemli. Sucuk da gene Kastamonu nitratsız, nitritsiz sucuk, Kastamonu sucuğu. Bir de Tokat Bez sucuğu. Bunlar çok önemli. Bir de Afyon'un bir tane markası var. Şimdi öbür markaları söylemeyeyim ama yani ben söyleyeyim hakikaten sana. Cumhuriyet sucuğu. Yok o da değil. O da değil. İyi mi o? Şöyle, girmeyeyim ben o zaman. Topa girmeyeyim. Ona girme çünkü şeyde Cumhuriyet de süper bir sucuk. Ben hayır, ufak bir sucuktan bahsediyorum. Bugün Afyon Karahisar'dan bugün Konya'dan Asos'a arabayla geldim ya. Ha geçiyordun arasında. Oradan evet. Tam onun yanından geçtim de o aklımda kalmış. Şimdi Cumhuriyet sucuğa bir teşekkür etmek istiyorum. Ben de geçen Antalya'dan gelirken eşimle beraber tesislerine girdim şeyde. Yumurtalı sucuk yedim. Sucuğu hakikaten çok güzeldi. Bir de şöyle yumurtalı sucuğu yedim Cem. Ya öyle bir sucuk koymuş ki bizim İstanbul'da 4 dilim zar gibi konuyor şeyde. Adamlar neredeyse 150 gram koymuş. Allah razı olsun. Adamlar doyura doyura yediriyorlar. Süper bir tesis. Yani pırıl pırıl. Oradan da teşekkür etmek istiyorum onlara. Son 2 dakikamız Ege'den neden bahsedelim? Ege'den bir şeylerden bahsedelim. Ya Ege'nin de şöyle söyleyeyim. Deve eti sucuğu çok özeldir. Onu yakalamak lazım. İki Egelilere söylüyorum sakız kuzusunu çoğaltın. Gene onların kopaniste peyniri ve kopaniste peyniriyle beraber yaptıkları keçi peynirleri hala Türkiye'ye dağılmış değil. Hala. Evet. Vedat ben değil ama Instagram bir saat sonunda kesiyor programı. Kapanıyor. Doğru. Son 1 dakikamız kaldı. Sen de o zaman. O kadar zaman 1 saat öyle çabuk geçti ki. Hem de bir de düşün ki saat 9 yemek sonrası. Evet. Bir de yemek öncesi olsaydı program. senden bir söz daha almak istiyorum. Bir ay, bir buçuk ay sonra tekrar sohbete devam edersek çok mutlu olurum. Çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Elif'e de çok selamlar. Dinleyenlere de çok selamlar. Sağ ol. Sen de selam söyle. Gerçekten Türkiye'nin yetiştirdiği kariyeri en yüksek insanlardan birisin. Gelecekte de bu tecrübelerini, bilgilerini hem profesyonel olarak hem amatör olarak Türk halkıyla paylaşacağına inanıyorum. Yanaklarından öpüyorum. Sevgi ve saygılar duyuyorum. Arkandan geliyoruz. Arkandan geliyoruz. Bekliyoruz, her zaman peşindeyiz. Bekliyoruz. Peşindeyiz. Sağ ol. Yanımızda sağ ol. Ol. Beraber olalım. Sağ ol. Hep beraber Türkiye'yi
Çok daha ilerlere İnşallah. götürelim. Efendim Evet, hepinize evet. sevgiler, saygılar. Haftaya pazartesi Van Urartu medeniyetini yapacağız. Çok çok teşekkürler.